Barış Terkoğlu, baskın yapılan evden çıkan hakim. En kötüsü de sahip olmadığın şeylere ait olmaktır, sözleriyle yabancılığını anlatıyordu Kafka Milena'ya mektuplarında. Yat yere, yat, yat, yat. Kaç baskın görüntüsünde izledik o emri. Polisler girdikleri evde içeriye bir anda dalıyor, tehlikeyi bertaraf ediyorlardı. Bu kez öyle olmadı. Girdikleri ev başlarına dert açtı. Bakanlardan bürokratlara kadar Devletin yetkili isimleri günlerdir özür diliyor, yanlış oldu diyor ama kriz çözülemiyor. Evden hakim çıktı aslında hedef, sahte kanser ilaçları sebebiyle çocuk ölümlerine neden olan bir örgüttü. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti ile birlikte yürütmüştü. 26 Aralık'ta düğmeye basıldı. Toplam 5 ilde 37 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda piyasa değeri 4 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonun ardından 20 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan isimlerin benzer suçlardan toplamda 127 suç kaydı vardı. 128. kez işlem görüyorlardı. Gelelim krize. Operasyonda hedef alınan kişilerden biri Necati Zamandı. Zamanın kasten öldürmeden nitelikli yağmaya, uyuşturucu ticaretinden tehdide kadar birçok dosyası vardı. Polise göre tehlikeli bir hedefti. Gel gelelim, Zaman'ın resmi adresi de telefonunun sinyal verdiği adresler de hep Ankara'daydı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibatla Zamana operasyon yapılmaya çalışıldı. Çalışıldı diyorum. Çünkü operasyon günü sabah 7.20'de özel harekat polislerinin baskın yaptığı ev Zaman'ın çıkmamıştı. Kimin mi çıktı? Polisler, kadın hakim Ş.G.K ve devletin kritik bir kurumunda çalışan eşi R. K. ile karşılaştı. Sehven soruşturma başladı. Durun, hemen aklınıza kötü bir şey gelmesin. Aslında yaşanan tam bir sehven vakasıydı. Gönderilen adreste, Birdal sitesi yolu caddesi, yazarken Ankara'daki polisler, Birdal sitesi ne girmiş, operasyonu orada yapmıştı. Kısacası adresteki benzerlik nedeniyle polis yanlış eve girmişti baskında bir de tutanaklara yansıyan tartışma yaşandı. Hakim ve eşinin tutanağa düştüğü şerhi aktarayım. İkamette bulunan şahısların kimliklerini ibraz etmelerine rağmen eve özel harekat unsurlarının girdiği nitekim tutanakta polisler de eve girerek kaba arama yapıldığını kabul ediyordu. Sıradan birinin evine girilse muhtemelen karakolda günlerce vallahi zamanı tanımıyorum diye derdini anlatmak zorunda kalacaktı. Ama bu kez, sehven, hikayesi sert taşa çarpmıştı. Hakim ve devletin kritik kurumunda çalışan eşi, meselenin peşini bırakmadı. Devreye önemli isimler girdi. Yıllardır duyduğumuz, sehven, vakalarının bu kez sorumlusu arandı. Emniyette sehven gerilimi, sehven soruşturması derinleşti. Uzun yazışmalar yapıldı. Olayın iç yüzü araştırıldı. Aslında zamanın resmi adresi bambaşkaydı. Ancak resmi adresinden telefonu hiç sinyal vermiyordu. Bunun üzerine İstanbul polisi zamanın aboneliklerini araştırmış, bir tek internet abonesi olduğunu görmüştü. İnternet şirketinden adresini istedi. Burada zamanın başvuruda beyan ettiği adres yazıyordu. Bilinçli mi saklanma yöntemi mi yoksa yanlışlık mı bilinmez, yazan adresteki sokak aslında olmayan bir sokaktı. Hakimin ve eşinin oturduğu evin adresine çok benziyordu. Muhtemelen interneti bağlayanlar da zamanı telefonla arayarak bulmuştu. İşin özeti buydu. Soruşturmada Ankara Emniyeti İstanbul'u, İstanbul Emniyeti Ankara'yı suçladı. Ankara Emniyeti kendisine gelen adresin gerçekte olmadığını, olası en yakın adrese gittiğini söyledi. İstanbul Emniyeti ise Ankara'daki bir adres detayına vakıf olamayacaklarını, Ankara Emniyeti'nin yeterince çalışma yapmadan baskın yaptığını Üstelik posta kutusunda farklı bir fatura görmek gibi detayları es geçerek eve girdiğini, girerken de yanına komşulardan tanık almamak gibi bir hata yaptığını ifade etti. Operasyonu yapan polislerin WhatsApp yazışmalarına bakıldı. Sonradan yakalanan zamana adresindeki tuhaflık soruldu. Milleti yerden kim kaldıracak? Sadece bu kadar değil. Devletin pek çok kritik ismi hakim ve eşini arayarak özür diledi. Ama kriz, bu yazı yazılırken halen bitmemişti. Polisler, bir hata olmuş, özür diledik, daha ne yapalım, havasındaydı. Dosyayı kapadıktan sonra, işte burada, dedim. Son dönemde seçim nedeniyle sıkça duyduğumuz, muhasebenin ve hesaplaşmanın asıl adresi burası. Hayır, yanlış anlamayın. Evi yanlışlıkla basılan hakim ve devlet görevlisi eşi, sabah sabah yaşadıkları korkunun hesabını sormakta son derece haklı. Mesele bu değil. Ancak son yıllarda sürekli duyduğumuz, sehven, vakaları herhangi bir vatandaşın hayatına denk gelince sonuç, ayıkla pirincin taşını, oluyor. Çakarlı arabalarla gezen, ardında korumalarla dolaşan, pahalı sofralarda devletçilik oynayan adamlar yükselirken ülkenin asıl sahibi yurttaş önemsizleştirildi. Sürülen, dövülen, yargılanan, yerde tekmelenen oldu kırılmış, örselenmiş bir millete yüz yıl sonra nasıl yeniden, ne mutlu, dedirtiriz. Herkesin asıl muhasebesine buradan başlaması lazım. Eğer gerçekten insanlar mutluluktan ölebilselerdi benim çoktan ölmüş olmam gerekecekti, demişti ya ruhu yükseldiği anda Kafka. Belki gerçek bir yaşam, korkularından ve ayrıcalıklarından kurtulmuş bir milletin huzurundadır.